16 Mart 2005'te henüz 22 yaşındayken kendi apartman dairesinde katledilen Inge Lotz'un hikayesi. Inge Lotz, Güney Afrika'da Stellenbosch Üniversitesi'nde okuyordu. Akademik olarak, müzikal ve de matematiksel olarak olağanüstü yetenekliydi. Inge ailesinin tek çocuğuydu ve başarılı bir öğrenciydi. Başarılı bir soprano sanatçısı ve iyi bir piyanist olmasının yanı sıra birkaç tane büyük ödülü vardı. Inge'yi tanıyan arkadaşları onu ışık saçan, güzel, nazik ve sevgi dolu biri olarak tanımlıyorlardı. Üniversitede bir erkek arkadaşı olmuştu. Erkek arkadaşı uzun boylu, zeki, yakışıklı, kendine güvenen ve gizemli bir gençti. O da 22 yaşındaydı. Bir yıldan az bir süredir çıkıyorlardı ancak gelecek düşünüyorlardı. Inge zaten ailesiyle tanıştırmayı düşünüyordu ve ailesiyle bunu paylaşmıştı. Fred ise 3 erkek çocuğu olan çiftçi bir ailenin çocuğuydu ve başarılı bir okul geçmişi vardı. Liseden onur belgesiyle mezun olmuştu. Zeki bir çocuktu. Ancak bu peri masalı sıcak bir çarşamba gününde Inge'nin hayatını kaybetmesiyle son bulacaktı. Inge'nin yaşadığı Şiraz apartmanı son model, gelişmiş güvenlik önlemleri olan bir apartmandı. İnşaat süreci ise hala devam ediyordu. Üzerinde elektrikli teller olan yüksek duvarlı bir apartmandı. Inge taşınmadan önce balkon ve ön kapının güvenlik kapısının takılmasını da beklemişti. Ayrıca pencerelerde hırsızlığa karşı önlem olarak korkuluklar da vardı. Inge'nin apartmanı taşındığı sırada koltuklarını balkon tarafından alan işçiler birkaç tane fayansı kırmışlardı. Ve 16 Mart 2005 günü o fayanslar tamir edilecekti. Bu nedenle işçiler Inge'nin evine gelmişlerdi. Fred sabah erkenden Inge'nin evinden ayrılmıştı. Inge ise müteahhit geldiğinde evden ayrılmak üzereydi ve müteahhite günün ilerleyen saatlerinde gelip gelemeyeceğini sordu. Çünkü bir arkadaşıyla yemeğe gidecekti. Inge o sabah Fred'le kısa süreli bir görüşme de gerçekleştirdi. Ve ardından çocukluk arkadaşı Wimpy Bishop'la erken bir öğle yemeği yedi. Inge saat 1.15'te eve geri dönmüştü. Bu arada kapıda bekleyen müteahhit ve işçilerini gördü. İşçiler Inge'yi balkona merdiven dayayıp fayansları tamir etmek için bekliyorlardı. Inge izin verdikten sonra merdiveni dayadılar. Bu arada annesiyle konuşan Inge'nin annesi olan her şeyi duyuyordu. Inge'nin zaman zaman işçilerle konuşmasını, işçilerin tamirat seslerini ve en sonda işçilerin evden ayrılıp Inge'nin kapıyı kilitlediğini duymuştu. Inge'nin son mesajı saat 1.36'da Fred'eydi. Mesajda Wimpy ile güzel vakit geçirdiğini ve fayansların da tamir edildiğini söylüyordu. Ve son olarak da şimdiden özledim yazmıştı. Saat 2.55'te Inge Steers adında bir restorandan burger alıyor. Ve kameralar onu kaydediyor. Ardından lokal bir mağazadan DVD kiralıyor ve bir de magazin dergisi alıyor. Sonrasında eve giriyor, üzerini değiştiriyor, rahat pijamalarını giyiyor ve görünen o ki koltuğuna uzanıp DVD'sini izlemek istiyor. Saat 10.30 itibariyle Inge sessizliğe bürünüyor. Ta ki Kristo'nun onu bulduğu ana kadar. Fred ve kız arkadaşı Inga 16 Mart 2005 Çarşamba günü sabahında tartışmışlardı. Ve bunun üzerine Fred, Inge'ye ulaşmak için saatlerce onu aramıştı ancak cevap alamamıştı. Saatlerdir kız arkadaşına ulaşamayan Fred, Inge'nin annesini aradı ve ona Inge ile görüşüp görüşmediğini sordu. Inge'nin annesi ise öğle vaktinde Inge ile görüştüğünü fakat büyük ihtimalle şu anda ders çalıştığını
ders çalışırken de telefonunu sessize almış olabileceğini söyledi. Akşam saat 10.18'de Fred kız arkadaşına ulaşmak için son bir arama daha gerçekleştirdi. Fakat kız arkadaşına yine ulaşamadı. Bu aramadan sonra Fred oda arkadaşı Marius Botta'dan Inge'yi kontrol etmesi için onun apartmanına gitmesini istedi. Marius'un bulunduğu yer Inge'nin apartmanına yaklaşık 40 dakika uzaklıktaydı. Marius ise Cape Town'dan Stellenbosch'a 40 dakikalık mesafeye gitmek istemediği için ortak arkadaşları olan Christo Pteros adındaki arkadaşını aradı ve yakınlarda oturduğunu bildiği için Inge'nin evine gidip Inge'yi kontrol etmesini istedi. Bu arada Fred, Inge'nin annesinin evine doğru yola çıkmıştı ve Inge'nin yedek anahtarını almak için ona uğrayacaktı. Christo saat 10.30 civarlarında Inge'nin apartmanının önündeydi ve zile bastığı halde interkomdan cevap alamadı. İçeri girmeyi başaramayan Christo şansını başka bir komşunun ziline basmakta buldu ve komşu kapıyı açtı. Christo yukarı çıktığında Inge'nin apartman kapısının açık olduğunu ve içerinin karanlık olduğunu fark etti. Sadece televizyon açıktı, bunu görebiliyordu. Inge'nin oturma odasına girdiğinde mavi beyaz televizyon ekranını gördü ve ardından koltuğun üzerinde yatan Inge'yi. Biraz yaklaştıktan sonra koltuğun kolu üzerinde Inge'nin kafasını gördü. Inge'nin kafası ve yüzü kanlar içerisindeydi. Christo şoka girmişti. Christo bu korkunç manzaranın üzerine apartmanın koridoruna koşarak kendisini içeri alan komşunun evine yöneldi ve kapısını çaldı. Komşu kapıyı açtığında Christo hemen polisi aramasını söyledi. Çünkü Inge çok kötü durumdaydı ve belki de ölmüştü. Christo'nun Inge'yi bulması ve ardından komşunun polisi aramasıyla apartman polislerle doluyor. Polisin ilk tutanağına göre Inge'nin kafasına sert bir cisimle vurulmuş ve bu cisim büyük ihtimalle kalınca bir sopaydı. Ve vücudunun belirli yerlerinde, özellikle boynunda ve bütün vücudunda yaklaşık 47 tane bıçak yarası vardı. Otopsi raporuna göre Inge'nin boynunda ve vücudunda toplam 47 bıçak darbesi vardı. Ancak kafasına sopayla değil, bir çekiçle vurulmuştu. Katil Inge'yi öldürdükten sonra banyoya gidip lavaboda ellerini yıkamıştı. Lavaboda birkaç kan damlası, yerde kanlı bir havlu ve kanlı bir ayak izi vardı. Inge'nin telefonu, güneş gözlüğü, araba anahtarı mutfak lavabosunun üzerindeydi. Evden sadece iki şey alınmıştı. Bir bıçak ve apartman kompleksinin güvenlik anahtarı. Sehpanın üzerinde ise içi boş, açık bir DVD kutusu vardı. Bu Inge'nin marketten aldığı DVD'ydi. Polis memurları DVD'nin kapağının üzerinde bir parmak izine ulaşmıştı. Bu parmak izi daha sonra mahkemeye sunulacak bir kanıttı. Araştırmacıların düşündüğüne göre Inge katilini tanıyordu. Çünkü katil kontrol edemediği bir öfke ve nefretle kişisel bir sebeple Inge'yi öldürmüştü. Olay aniden gerçekleşmişti ve Inge'nin beklemediği bir andı. Olaydan sonra Inge'nin erkek arkadaşı Fred, Inge'nin ailesinin yanına taşınmıştı ve yere bir yatak atıp orada yaşamaya başlamıştı. Ayrıca oturma odasını türbe gibi bir hale getirmişti. Her yere mumlar koyup Inge'den hatıralar bırakmıştı. Inge'nin cenazesinden önce annesi Fred'e bir mesaj yazmıştı. Kızımıza olan tüm sevgin için teşekkürler Fred. Kalbimiz küçük meleğimiz için çok kırık. Sevgiler, rahat uyu. Ancak ertesi gün Inge'nin anne ve babası Fred'in evden ayrılmasını ve bir daha asla geri dönmemesini istedi. Polis ekipleri cinayetin işlendiği gün güvenlik kapısının elektriğinin birkaç saatliğine kapatıldığını ve çöp odasında fan tamiri yapıldığını öğrendi. Ayrıca o gün Inge'nin evindeki fayansları tamir etmek için birkaç işçi Inge'nin balkonundaydı. Polis bu cinayetin kişisel bir sebeple işlendiğini düşünüyordu. Bu yüzden öncelikle
Inge'nin yakın arkadaşlarını gözaltına aldı. Bunlardan biri Wimpy, eski erkek arkadaşı Brown, Marcus ve tabii ki Fred. Fred sorgusunda kesin bir dille 11 ile 6 arasında iş yerinde olduğunu ve bazı toplantılara girdiğini, bu toplantılarda insanların onu gördüğünü ve bunu kanıtlayabileceğini söyledi. Wimpy ve Brown da o gün apartmanlarında olduklarını kanıtlamışlardı. Marius Botha ise öğrenilene göre okulun ilk yılında Inge'ye aşık olmuştu. Hatta ona aşk mektupları yazmıştı. Fakat üzerinden çok zaman geçmişti ve unutulmuştu. Ve o da kendi evinde olduğunu kanıtlamıştı. Olaydan 2 hafta sonra 17 yaşında adı Venar Karolus olan bir uyuşturucu satıcısı Inge'yi öldürdüğünü itiraf ediyordu. Polis sadece kendisinin ve katilin bildiği bazı detayları ona soruyordu. Fakat cevaplar hatalıydı. Üstelik Inge'yi cumartesi günü öldürdüğünü söylüyordu fakat Inge gerçekte çarşamba günü öldürülmüştü. Sorgulama devam ederken Venar katil olmadığını, görgü tanığı olabileceğini söyledi. Venar'ın uyuşturucu etkisinde tutarsız ifadelerde bulunduğunu düşünen polis onu diskalifiye etti. Bundan sonra polis diğer bir şüpheliye odaklanmaya başladı. Fred Manderfier. Polis güçlü bir şekilde bunun bir kıskançlık cinayeti olabileceğini düşünüyordu. Ve bunu yapabilecek kişi kıskanç bir erkek arkadaştı. Fred koyu bir Hristiyandı ve bir Katolik kilisesine bağlıydı. Kilisede öğrendiklerine göre evlenmeden önce kesinlikle bir birliktelik yaşayamazdı. Bu çok büyük bir günahtı. Bir süre sonra Inge de Fred'in bağlı olduğu kiliseye gitmeye başladı. Ancak Inge'nin arkadaşlarının söylediğine göre Inge kendini hiç rahat hissetmiyordu. Hatta hapsedilmiş gibi hissediyordu. Cinayetin işlendiği gün Inge ve Fred büyük bir kavga etmişlerdi. Hatta Inge, Fred'in onu sevip sevmediğini sormuştu. Ardından Fred onu sevdiğini fakat bu ilişkiye devam edip etmeyeceğinden emin olmasını istediğini söylemişti. Ona bunu açıklayan bir mail atmasını bile istemişti. Inge bunun üzerine 2 sayfalık bir mektup yazmıştı Fred'e. Inge yemekte buluştuğu arkadaşı Wimpy'ye sabah ne kadar büyük bir kavga ettiklerini anlatmıştı ve mektup yazdığını da söylemişti. Inge'nin babası başlangıçta Fred'in nasıl biri olduğunu anlayamamış fakat daha sonra kızının üzerinde manipülatif bir etkiye sahip olduğunu fark etmişti. Inge'nin annesi de bunu fark etmişti. Hatta günün birinde Inge'nin kolunda bazı morluklar fark etmiş ve bunun nedenini Inge'ye sormuştu. Inge cevap olarak spor yaparken kendini incittiğini söylemişti. Bir keresinde bir yere gidecekleri zaman Inge bir elbise almıştı. Fakat Fred bu elbiseyi sadece benim yanımda giyebilirsin. Başka bir yerde giyemezsin demişti. Inge'nin annesi Juanita polise cinayetin işlendiği gün Fred'in kendi kapılarına geldiği ve arabanın içerisinde gözleri kapalı bir şekilde kafasını koltuğa yaslı tuttuğunu ve içeri girmediğini söyledi. Aynı gece Fred Juanita'ya kızı Inge'nin ona bir aşk mektubu yazdığını söyledi. Juanita mektubun içeriğini öğrenmek istediğinde Fred bunun kişisel bir şey olduğunu, ona okuyamayacağını söyledi. Fakat bu mektup mahkemede okundu. Inge'nin annesi Juanita bu mektubun sahte bir mektup olduğunu düşünüyordu. Çünkü Fred bu mektupta söylendiği gibi biri değildi. Inge'nin dairesinde bulunan DVD'nin üzerindeki parmak izi analizler sonucunda Fred'e ait çıktı. Uzmanlara göre DVD'ye dokunan kişi yani Fred saat 3 civarında dokunmuştu. Yani hemen hemen Inge'nin öldürüldüğü saatlerde. Bunun üzerine Fred'in evini arama izni çıkarıldı ve polis Fred'in evini aramaya başladı. Polis Fred'in evinde yeni yıkanmış spor ayakkabılara rastladı. Inge'nin evinde bulunan tek ayakkabı izine uyum sağlayabilirdi. Polis aynı zamanda Fred'in aracında bir çekiç bulmuştu. Fakat bu çekiç hiç kullanılmamıştı. Üzerinde bir DNA izine de rastlanmadı. Fred'in
çekiçle ilgili açıklaması şöyle oldu. Bu çekiç İnge'nin ailesinin bana Noel'de hediyesiydi ve hiç kullanılmadı. Ayrıca şişe açacağı olarak da kullanılabiliyor. Sadece arabamın koltuğunun altında tutuyordum. Polis puzzle'ın parçalarını birleştirmeye çalışırken Fred'in açıklamalarından biri olan o gün bütün gün iş yerinde olduğunu araştırmaya devam ettiler. Fred öğleden önce saat 11'de 6 arkadaşıyla birlikte toplantıya girmişti. Saat 1'i 10 geçe iş yeri bilgisayarına giriş yaptığı görülüyordu. Bu saatte Inge'ye bir mail atıyor ve gönderdiği mektup için teşekkür ediyordu. Ancak 3'ü 29 geçe ve 5'i 14 geçe hiçbir telefon ve bilgisayar aktivitesi görünmüyordu. 105 dakikalık bir zaman aralığı mevcuttu ve bu saatlerde Fred'in ne yaptığı bilinmiyordu. Bu 105 dakika saat 3.30 ile 5.15 arasındaydı ve hiçbir aktivite görünmüyordu. Inge'nin ölümünden 3 ay sonra polis Fred'i gözaltına almak için hazırdı. Fakat Fred'in avukatı karşı bir hamle yaparak Fred'in masumiyetini kanıtlamak için kendisinin teslim olmasını istedi ve yalan makinesine bağlandı. Fred yalan makinesi testinden geçmişti. Fakat polis onu tutuklamakta kararlıydı. 2 yıl sonra Fred'in mahkemesi başladı. Fred'in ailesi Fred'in savunması için güçlü avukatlar tutmak istiyordu ve bu yüzden çiftliklerini sattılar. Fred'in ailesi Amerika'nın en ünlü parmak izi araştırmacılarını görevlendirdi. Her iki uzman da parmak izinin düz bir zeminden yani DVD üzerinden değil yuvarlak bir zeminden alındığını iddia ediyorlardı. Yani bardak gibi bir zeminden ve bundan kesinlikle emindiler. Olay günü Inge'nin apartmanında araştırma yapan 7 olay yeri inceleme polisinin yanlışlıkla bu parmak izini DVD'nin üzerinden aldıklarını yazdıklarını iddia ettiler. Mahkeme parmak izi alımında bir hata olduğunu ve artık mahkemede delil olarak kullanamayacağına kanaat getirdi. Ancak Fred hala kayıp 105 dakikayı açıklayamıyordu. Yani 40 dakikada Inge'nin apartmanına gidip diğer 40 dakikada iş yerine geri dönmüş olabilirdi. Arabasını iş yerinin park yerinde kameranın altında tutmuş olabilir. Ardından 40 dakikalık yolu gidip Inge'yi 15 dakika içerisinde öldürüp daha sonra iş yerine tekrar dönmüş olabilirdi. Fred'in iş arkadaşları onu öğleden sonra gayet rahat ve sakin gördüklerini söylediler. Bir uzman evde bulunan ayakkabı izinin Fred'in ayakkabısına ait olduğunu söylüyor ve buna kesin olarak emin olduğunu da ekliyordu. Ancak bazı uzmanlar bunun bir ayakkabı izi olmayabileceğini bile söylüyordu. Fred dışında başka bir seçenek de o gün orada çalışan inşaat işçileriydi. Onlar Inge'yi öldürmüş olabilirler miydi? Üzerinden yıllar geçtiği için o işçilere ulaşmak da neredeyse mümkün değildi. Çünkü birçoğu illegal olarak çalışıyordu ve isimleri, soy isimleri yoktu. Kasım 2007'de Fred üzerine atılı suçlardan beraat etti. Fakat Lodz ailesi Fred'e bir dava açtı. Bu da onları duygusal olarak yaraladığı içindi. Inger'in hayatını kaybettiği günle ilgili bilgisi olan kişiler varsa konuşmaları için 1 milyon dolar ödül koydular. 2010 yılında Fred polis departmanına dava açtı ve bu davada 2 milyon dolar kazandı. Inge'nin katili henüz bulunamadı veya şöyle demek gerekiyor belki de henüz ceza almadı.